Herkese merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bugün yine iş dünyasından güzel birisiyle birlikteyiz. Genç bir iş insanı diyelim Hasan için. Aslında onun da işçilikten patronluğa uzanan bir serüveni var. O serüveni birlikte paylaşacağız. Hem onu tanıyacağız hem de firmasını tanıyacağız. Merhaba, hoş geldiniz. İlk başta kendini tanıtır mısın? Hasan Ozan kimdir? Hasan Ozan, Bartın doğumlu. 37 yaşındayım. Evli çocuk babasıyım. Aslında geçmişten bugüne işçilik hayatın da var. Nerelerde çalıştın? Farklı sektörler var mıydı senin için? Tabii ki. Yaklaşık Bartın'da 13 yıl kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalıştım. Tabii ki ondan sonraki 5 yıl inşaat sektöründe ve emlak sektöründe görev aldım. Son 3 yıldır da kendi işimizi yapmaya devam ediyoruz şu anda. Ozanlar Emlak, Ozanlar Temizlik olarak geçiyor değil mi firman şu anda? Evet, doğrudur. Neden böyle bir firma tercih ettin? Özellikle onu sormak istiyorum aslında. Yöneticilik yapıyorsun, kurumsal bir firmadaydın. Kendi işini neden tercih ettin? Neden böyle bir firma açma düşüncesine girdin? Dediğim gibi yaklaşık 5 yıl önce başlayan emlak ve gayrimenkul danışmanlığı şu anki sektöre de uzadı. Sebebi de şu: kendi oturduğum binamda yönetim sıkıntılarıyla alakalı bir açığın olduğunu gördüm. Ve de zaten kendi sektörüm inşaat olduğu için bunu en iyi tamamlayan benim olacağını düşündüğüm için bu sektöre dahil oldum. 5. yılımızdayız. Elhamdülillah. İnşallah böyle devam edeceğiz. Ozanlar Temizlik olarak faaliyet alanlarınız neler? Dediğim gibi inşaat sektöründen geldiğim için bu ticarete kendi ekipmanlarım olduğundan dolayı inşaat ustam, sucu, elektrikçi, çatı onarımı, kapı tamiri, asansörcü tamamen kendi bünyemizde olan bir işçilerimiz olduğu için buradaki açığın temizliğin sadece yönetim olmadığını gördüm. Bu yüzden bu sektöre atılıp şunlarla başladık tabii ki biz. Site yönetimine başlayarak daire temizliği, iş yeri temizliği, ofis temizliği, inşaat sonrası temizliği, okul temizliği, pansiyon temizliği gibi sektörü bu şekilde büyüterek son 3 yılda yaklaşık şu anda 20'ye aşkın personelle beraber hep beraber Bartın'da ticari bir yemek yiyoruz hep beraber. Peki ilk izlenimleri nasıl oldu? İnsanlar sizi tercih ettiğinde memnuniyetini nasıl belirttiler? Dediğim gibi bu işte inşaat sektöründe tecrübeli olmamız, binadaki ve sitelerimizdeki kat sakinlerinin ve kat mülkiyet sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını anında kendi ekiplerimizi gördüğümüz için hepsi şu an çok mutlular. Yaklaşık 120'ye yakın şu anda bir bloğumuz var baktığınız Bartın'da. Daha bir tane bloğumuz bizi bırakmadı hala. Normalde aslında bir yıldır bir binanın sözleşmesi. Bir yıl sonra hani eğer siz kötüyseniz başka firmaya tercih edebilirler ya da kendileri devam edebilirler. Ama şu ana kadar öyle bir şey yaşamadık. İnşallah bundan sonra yaşamayız. Burada %100 müşteri memnuniyet demek. Kesinlikle. Zaten bizim de sloganımız şu: siz en iyisine layıksınız. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bu sektörde özellikle çok firma var. Ya neden bu kadar çok aldı sizce? Sizin fikriniz nedir? Şimdi şu anda Bartın'da kayıtlı yaklaşık 21 tane temizlik firması kayıtlı. Tabii ki hepsi aktif halde. İnşallah hani bu rakamlar 50'ye yükselir. Ne kadar çok firmanın olması o kadar rekabet oluşturur ve yani bizim doğal olarak Bartın halkımıza yani bizlere fiyat olarak yansıyacaktır. Tabii ki şu anda Bartın'da son 4 veya 5 yıldır inşaat sektörünün patlaması doğal olarak tabii ki yönetim ve temizlik firmalarının da öne çıkmasına sebep oldu. Zaten biliyorsunuz Bartın artık şu an şehir merkezi konusunda, inşaat konusunda doldu. Artık dışarı doğru yayılmaya başladık. İşte Bartın Üniversitesi'ne doğru, Geçenköy'üne doğru, efendim senin Çaydüzü'nde Balanma tarafına doğru. İşte hatta şu an sanayi ve Gürgenpınar tarafına doğru şu an inşaatlar yapılmaya başlandı. Yani bu Bartın'ın daha çok büyüdüğünü, inşaat sektöründe büyüdüğünü ve bunun da şu açığı şu tabii ki doğal olarak temizlik firmalarının ve site yönetimleri firmalarının sektörel hale gelmesinin sebebi oldu. Ya sizi neden tercih ediyor öncelikle? Yine aynı şeyi söylemek zorunda kalacağım yanlış anlamazsanız. İnşaattan geldiğimiz için inşaatla alakalı, aynen inşaatla alakalı çatısından temeline varana kadar ne sorun varsa biz bu sorunlarla karşı karşıyayız. 7/24 işimizin başındayız. Temizlik ve site yönetim firması sadece asansör bakımı yapmak veya da temizlik yapmak değildir. Tabii ki temizlik çok önemli. Özellikle şu anda biliyorsunuz koronavirüsüyle hijyene çok ihtiyacımız var. Ama tek sorun bu değil sadece. Binanın ortak kullanım alanıyla alakalı tüm soruna gidermektir bütün hepsi bu. Biz de bu kendi bünyemizde bunu çok rahat halledebildiğimizi düşündüğümüz için insanlar şu an bizi tercih ediyorlar olarak. Pandemi sürecinde siz neler önlem aldınız özellikle sitelerinizde, bloklarınızda? Şöyle söyleyeyim, tabii ki biz hijyen konusunda, tabii ki temizlik malzemesi konusunda daha çok arttırdık çamaşır suyunu özellikle. Ama şunu altını çizmek istiyorum kesinlikle: hiçbir temizlik firmasının ilaçlama ya da dezenfekte yapma yetkisi yoktur. Biz bununla alakalı Bartın'da bu işi resmi yapan firmalarla anlaşarak 2 ayda bir bütün binalarımızı hepsini dezenfekte yaptırıyoruz sürekli aynı zamanda. İlerideki hedefleriniz nedir? Ne gibi hedefleriniz var gelecekte? Bir oğlum var benim. Dünyalara bedel. Ona bir yeni bir hayat, yeni bir dünya sunup ona bırakmak istiyorum. Başka hiçbir dileğim yok kesinlikle. İş olarak, iş potansiyeli olarak neler düşünüyorsunuz gelecekte? Kesinlikle yine emlak, inşaat ve temizlik konusunda kesinlikle bırakmayacağım. Çünkü benim artık bu içime işledi, bünyeme işledi. Aynı öyle. Bırakma gibi niyetimiz yok. Mümkün mertebe devam edeceğiz. İnsanlar sizlere nasıl ulaşabilecekler?
Koz Uzakları karşısında Migros'un üstünde ofisimiz var. Aynı zamanda valilik binasının orada depo ve ofisimiz mevcut. Hemen valinin arkasında. Buradan bize ulaşabilirler. Aynı zamanda internet hesaplarımız mevcut. Ozanlar Emlak ve Ozan Temiz Firması olarak. Aynı zamanda 0530 860 740 numarayla direkt bana ulaşabilirler. Biz elimizden gelen neyse 7/24 her şey yapmaya hazırız.